canlarım, sürpriz paket almaya gidiyoruz. Şöyle paketi gösterelim. Kutuyu aldık, paketimizi aldık, evimize gidiyoruz. Bakalım içinde neler var annemle. Gidelim yavaş yavaş evimize. Evde görüşmek üzere. Eve geldik hemen. Ben şu anda kutunun içinde ne var merak ediyorum gerçekten. Siz de eminim merak ediyorsunuzdur. Bakalım arkadaşım, Ankara'daki arkadaşım bana ne göndermiş. Acaba içinde ne var? Tahmin yürüttüm aslında gelirken. Dedim ki içinde kitap olabilir. Çünkü biraz ağır bir kutu. Kitaplar olabilir. Bilmiyorum. Hadi hep beraber göreceğiz neler varmış, neler yokmuş. Merak ediyorum ben de. Açıp bakasımız geldi ama yolda dedik olmaz, eve gideyim ben video çekeyim, o kadar da değil dedim. Çok sabırlıyımdır aslında. Hatta geldim birazcık kahvaltı falan yaptım. Şimdi açıyorum, o kadar sabırlıyım da yani düşünün. Bakalım neler var içinde. Merak ediyorum. Oh, şöyle önüme çekeyim. Şöyle bir oturuvereyim. Arkadaşlar sizin tahminleriniz ne bilmiyorum ama ben bunu açamıyorum ki. Böyle açacağım. Oy. Acaba ne var içinde? Merakla bekliyorum. Ama açarken de şöyle söyleyeyim. Aslında arkadaşım hediyeden daha değerli. Çünkü çok güzel bir kalbi var. Arkadaşımı söyleyeyim hemen. Size çok beklemeden. Ankara'dan Fırat Sahaf'tan geldi bu hediye kutusu. İçinde ne olduğunu sormadım. O da söylemedi. Biliyorsunuz, öğrenmişsinizdir, az önce de söyledim. Birazcık şeyimdir, sabırlıyımdır. Çok böyle meraklı değilimdir. Ama şimdi merak ediyorum. Açmaya başlayınca merak ediyorum. İçine ne çıkacak acaba? Bir de video çekiyorum ya. Acaba neyle karşılaşacağız? Ha, böyleymiş. Şöyle açalım arkadaşlar. Evet. Suyu açtık. Hey, burada bir tane böyle bir paket çıktı arkadaşlar. İçinde yünlü bir şey var. Şöyle açalım. Ay, şöyle koyayım kenara da ona yapışmasın. Ben gelen kutu, hediye kutularında saklıyorum. Benim öyle bir huyum var. Burcu'dan gelen poşeti bile hala saklıyorum. Hala dolabın kenarındadır. Öyle bir huyum var arkadaşlar. Bu neymiş böyle bakalım. Şal. Ne kadar güzel, yumuşacık. Arkadaşlar çok güzelmiş. Ben hep şal yapayım diyordum da üşeniyordum yapmaya. Fırat Sahaf göndermiş arkadaşım, canım benim. Birazdan bunu deneyeceğim. Şöyle bir kalıversin. Üstüme omuzuma koyacağım birazdan onu. Evet, burada başka ne varmış? Ay arkadaşım. Limon kolonyası göndermiş arkadaşım. Selin limon kolonyasından. Şöyle bakalım. Çok ince, çok. Limon kolonyası var burada arkadaşlar. Şöyle bir şey söyleyeyim. Sadece şu şal olsa bile beni mutlu etmişti zaten. Hemen böyle şalı çıkardığım zaman çok mutlu oldum. Dediğim gibi hep diyorum kendime şal yapayım, şal yapayım. Almayı sevmiyorum çok fazla. Kaşındırıyor falan ya böyle. Yapayım yapayım diyorum işte. Ama bir türlü şeyim olmuyor. Çok birazcık tembelim o konudan. Çok işlerimiz var belki ondandır. Ama bu da çok güzelmiş. Yumuş yumuş biliyor musunuz? Hani böyle bir huylandırmıyor. Böyle şey değil. Çok hoşuma gitti. Ve dokununca gerçekten pamuk gibi. Birazdan onu omuzuma alacağım ben. Birazdan omuzuma alırım. Hemen Selin kolonyamı şuraya koyayım. Hava sıcak olmasaydı. Hatta diğerini açmadan da alabilirim arkadaşlar. Hava sıcak olmasına rağmen şöyle bir deneyelim. Ayağa kalkayım mı? Çok güzelmiş. Şöyle yapayım bari. Arkadaşlar çok güzelmiş. Çok beğendim gerçekten. Ara ara artık böyle ara ara değil sık sık kışın böyle beni görürsünüz. Artık böyle şeylerin üstüne takıveririm. Çok hoşuma gitti. Çok güzel. Bir de yumuş yumuş. Ben dışarı çıkarken şöyle bile yaparım yani üşümeyeyim diye. Balkona falan ya da gezmeye bir yere giderken. Çok güzelmiş ya. Ben çok beğendim. Böyle de takabilirim. Genelde ben böyle takmayı seviyorum. Omuzuma da atabilirim. Saçlarım hemen dikenlendi.
Yoruldum ya arkadaşlar. Bayağı bir yol gittik. Hemen denedim arkadaşlar bunu. Çok güzelmiş ya. Ben çok hoşuma gitti benim. Yumuş yumuş. Hani nasıl söylesem. Gerçekten çok beğendim. İnanın sadece bu benim, bu şey beni çok mutlu etti. Şöyle. Ay. Katlamak istiyorum. Güzelce mi? Çok güzelmiş. Çok çok beğendim. Çok hoşuma gitti. Tam böyle istediğim gibi yumuş yumuş arkadaşlar. O kadar hoşuma gitti ki. Hatta şöyle kutusuna koyabilirim. Şöyle kalsın. Ben onu dolabıma koyarım onu. Evet şimdi sırada ne varmış? Şunları da alalım. Ay var ya. İlk defa sabah erkenden bir yolculuk yapmış oldum hem de. Hep evde oturduğumuz için değişiklik oldu bize de. Burak Sağ'ın arkadaşı da getirdi bu kutuyu. Arkadaşı getirdi. Teşekkür ettik. Gerçekten çok teşekkür ettik ona. Hani bir türlü ulaşamıyoruz çünkü birbirimize. Zor oluyor. Yavaşça hep bir ses geldi içinden. Yavaş yavaş yapayım arkadaşlar değil mi? Ben bunu bağcını sökmek için şey yapmak istemiyorum da şöyle mi yapsam? Bağcığını, kurdanyesini daha doğrusu. Ya hiç böyle bana gelen işte böyleyim ben. Tamam o ipler falan kesiliyor. Onlar şey de böyle bu tür şeyleri hani kesmek istemiyorum böyle. Çevireceğim tekrardan. Kırılsın istemiyorum. Eğer kırılacak bir şey olabilir. Her an her şey olabilir. Hemen bunu da bakın kurdanyeyi de bu da bir hatıra. Bunun da büyük bir değeri var. Bunu ben katlamasını biliyorum. Birazdan yapacağım. Okuldayken yapıyorduk hep. Evet. Burada ne varmış? Şunu merak ettim. Burada bir cüzdan var. Şöyle çanta tarzında. Arkadaşlar şurada dursun. Tek tek bakacağız. Bayağı bir şeyler varmış. Ben kitap diye tahmin ettim biliyor musunuz? Hani şöyle 5-10 tane falan kitap vardır diye düşündüm. Gelene kadar. Çerçeve. Fotoğraf çerçevesi. Hiç kullanmıyorum biliyor musunuz? Çok severim fotoğraf çerçevesini. Ama hiç çerçeve hani böyle almam etmem ama ne kadar güzel bir de şey. Çok hoşuma gitti. Bakın. Çok hoş ya. Gerçekten. Boş çerçeve geldi aklıma. Şarkı. Şurada da bir günlük var. Arkadaşlar şöyle. Bugünden itibaren günlük yazayım ben. Sonra da o günlüğü bu defter bitince size hikaye gibi okuyayım. Ne dersiniz? Öyle yapayım. Hemen buraya koyayım ben onu. Burada da şunu da alayım hemen. Kutuyu bırakayım yerine çünkü. Kutu şurada kalsın. Ne kadar güzelmiş. Şuraya bakar mısınız? Çok hoş. Siz de görebiliyor musunuz desenlerini? Çok şirin ya. Şey, el işi işlemeli gibi. Hatta el işi yani. Aynen boncuklar böyle iplerle geçirilmiş. Çok güzelmiş. Benim videom böyle uzayacak. Galiba ben şey yapacağım. Ne derler ona? Edit yapamayacağım. Direkt izleyeceğim. Uzun olacak çünkü. Onu da birazdan içine bakacağım. Ay çok hoşmuş arkadaşlar. Bakın. Ne kadar güzel. Bunun içine ne koyuluyor? Mücevher konuluyor. Oy, mücevher konuluyor herhalde. Bakıra benziyor. Şöyle. Ben de böyle şeylere bayılıyorum. Çok seviyorum böyle. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Yani maneviyatı diğer... Çok maneviyatı yüksek şeyler. 5000 Türk lirası. Dur onu şöyle bir de. Aa bu da deftermiş. İçinde de 5000 Türk lirası yazıyor. Eski para. Aynen. Çok güzel.
Arkadaşlar mecbur edit yapacağım galiba çünkü yarıda kesildi bir videom. Yarıda kesildi çünkü kapı çaldı. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Nerede kalmıştık? Ha, pardon. Burada bir tane cüzdan vardı. Bir telefon koyuluyor galiba. Ne kadar güzel. Ben bunu kullanırım ki. Çok güzelmiş. Tabii çok kullanmam eskimesin diye. Notlar var, cetvel var. Çok güzelmiş. Ben ilk defa böyle bir cüzdan gördüm arkadaşlar. Hemen önünde böyle şu şekil. İlk defa böyle cüzdan gördüm. Cidden bak. Allah Allah, çok değişik. Hesap makinesi bile var. Yavaşça kapatmaya çalışayım. Ben de böyle şeyim ya, pimpirikliyim hediye gelen şeyi. Böyle hani bir şey olacak diyordum kapıyı öyle. Hediye gelince tamam hediye geliyor benim oluyor. Hani bir şey olmaz falan diyeceğiz ama ne bileyim işte bir hatıra oluyor bir şey oluyor. Evet burada neler varmış. Burada bir tane şöyle. Brunch var arkadaşlar. Hazreti Muhammed. Şöyle çok güzel bir şey var. Şöyle arkadaşlar içinden çıktı. Gerçekten çok güzel. Bunu başımın ucuna koyabilirim. Yani yattığım yere hatta cüzdanı da birlikte koyabilirim. Çok güzel bir çok güzel bence şu. Evet. Fırat Ergenekon. Çok parlıyor ekran. Bir güneş çıkıyor, bir batıyor. Ekran bir gidiyor, bir geliyor arkadaşlar. Eski paralar var burada. 10 milyon var. Hatırlıyorum küçüklükken şunları kullanıyorduk sanki. Şunu unutmadım zaten. İşte 10 milyonu hatırlıyorum bunları ya küçüklüğümden beri. Çok güzelmiş. Şöyle koyayım ben şöyle. Çok böyle... Şurada da vardı bir şey. Onu da bunun arasına koymak istiyorum. Şöyle. Eski paralar şöyle. Bu da 5000 Türk lirası. Şöyle arada kalsın. Hatırlıyorum ben ya. O şeyi görünce hatırladım. 1 milyonlar ya onu görünce hatırladım. Küçükken harcardık ya oradan hatırlıyorum. Evet cüzdanını da kapatalım hemen. Ben bu cüzdanı yattığım yere yastığım şeyimde böyle yanımda şeyim var zaten benim. Suyumu koydum. Sehpamı bunu koyarım başucuma. İçindeki çok güzel o manevi değeri bir şey yapmayı düşünüyorum onu böyle görebilmek için. Evet burada başka ne varmış? Sihirli ne? Para tıklak mı? Peri büyüsü. Çok güzel arkadaşlar. Sihirli yaratıkları sihirli para tıklar diye okudum hadi bakalım. Daha önceden hiç okumadım ben bu masalı hiç dinlemedim. Ondandır. Bir dakika. Burada şey var. Ne bu? Şöyle buraya konulan. Buraya CD falan da koyuluyor diye düşünüyorum. Çok güzelmiş. Ben bunu bir gün size okuyabilirim. Çok güzel. Çok güzel hikayeler, masal. Benim birkaç tane takipçim vardı eskiden. İlk başladığım zamanlar. Çocuklar beni çok sevdiğini söylüyormuş. Çocukların seni çok seviyor dediler. Ama bize bir masal, bir hikaye okur musun? İşte senin sesine güzel olur diyorlardı. Ben de o günden bu yana hiç daha hani aldım, masal kitabı da aldım. Bayağı bir masal kitabı aldım. Çok güzel, serüvenli. Var bende. Bayağı da güzel yani. Görseniz kitaplar da çok güzel. Ama bir türlü nasip olmadı okumak. İşte araya bir şeyler girince öyle bir kaldı.
Sihirli Yaratıklarmış adı. Evet, bunu bir gün okurum size. Masallı, bu masalı okuyabilirim. Neden olmasın? Çok güzel bir hikaye. Kitabı çok da sevdim. Şuraya bakın, masal kitabı. Her şeyi geçtim, sen masal kitabına sarıldım. Çok güzel. Kitap olunca tabii. Ben kitapları seviyorum çünkü. Evet, burada bir tane güzel bir şöyle alışveriş çantası da diyebiliriz. Evet. Şu şekilde. Ben bunu da takarım, kullanırım. Ara ara kullanırım. İçinde ne var? Bilir. Şey gibi oldu ya bu. Ha, nasıl söyleseler? Böyle bir yere girersiniz ya, bir labirente girersiniz. O labirentte mesela bilmeyin, hani karşınıza çıkan şeyleri bilmiyor olacaksınız. Her çıktığınızda bir sürpriz, her gittiğinizde bir sürpriz. Yollar öyle, sürprizler de dolu olsun. Çok güzel. Ben bunun için açtım, çok böyle bir şeyler var içinde. Ufak tefek hediyelikler var. Çok güzel gözüküyor. Kutuyu şöyle yanıma alsam. Ah, bacaklarım. Spor yaptım ya dün bayağı. Ondan sonra böyle şey oldu. Kamerayı da yaklaştırmak istiyorum ama. Şöyle. Sürprizlerle dolu bir labirentteymişim gibi hissettim kendimi. Onu söyleyeyim. Burada ne varmış? Böyle koyabilirim bunu buraya aslında. Geri takabilirim. Şöyle. Buldum. Onu nereye koyacağımı. Duvara bir çivi çakıp o cüzdanın içindeki şeyi koyabilirim. Çok güzel. Ve ona da uygun. Puzzle gibi artık. Şöyle koyalım. Şöyle ufak tefek. Aa, bunları takarım ben. Kuşadası. Çok seviyoruz Kuşadası'nı. Hatta annemle şey otobüslere doğru yürüyorduk. Kuşadası otobüsleri falan geçiyordu. Şey dedik, ah dedik, hadi binelim de Kuşadası'na gidelim diye anneyle bir söylendik. Çünkü Kuşadası'nı ayrı bir seviyorum. Bir kere gittim hayatımda, bir daha gitmedim. Ama çok istiyorum gitmeyi, yani sürekli gitmeyi çok istiyorum. Kuşadası'nın şöyle çok güzel bir şekilde süsü var içinde arkadaşlar. Burada metre var, metre gördüm. Bücür boyumu ölçeyim. 1.65 çıkar mı? Çıkar mı? Çıkmaz mı? Boyumu ölçeyim. Ufak tefeğimdir. 200 santim de ben koyuyorum üstüne. İşte uzuyor. Bir saniye. Bu böyle bir kalsın. Çok güzelmiş. Çok güzel. Kişi sevdiğiyle beraberdir demiş. Çok güzel bir söz. Süsleri dolaba takacağım her gün bakmak için. Ay arkadaşlar, bir şey söyleyeyim mi? Bu ne? Ben bunun ne olduğunu bilmiyorum ama öğrenirim. En sevdiğim şey. En sevdiğim şey. Şöyle küçücük bir böyle bir kutular olur ya, içine böyle yüzüğünü koyarsın, bir şeylerini koyarsın. Çok severim bu şeyleri. Çalın mı? Aa, içinde ne var? Çok sevdiğim şeyler var. Bicili bicili tokalar var. Arkadaşlar, tokalar var içinde. Şöyle. Kaç tane? Evet, ikişer böyle. Takarım ben bunları saçlarıma. Çok güzeller. Çok hoşuma gitti. Şu kutu boş bile olsa hoşuma gitti. Zaten boş kendim bile seviyorum. İçine bir şeyler koyalım diye şey yaptım. Çok güzel. Şöyle yapayım. Tokaları çıkartır, aynanın önüne koyarım. Saçlarıma takarım ve arkadaşım da onun saçlarını da görür. Şuraya koyayım hemen. Evet. Bu kutuda neler varmış? Çok sevdiğim, hayran olduğum bir şey var burada.
Evet. Hayran olduğum bir resim ve içinde Atatürk var tabii ki de. Ulu önderimiz Atatürk'ümüz var. Çok güzel. Çok beğendim. Çok beğendim. Bunlar neymiş? Şöyle. Küpe. Çok güzel. Arkadaşlar takarım. Bir gün bunları da görürsünüz kulağımda takarım. Küpeler çok güzelmiş. Kesinlikle kullanırım. Şöyle. Tekrardan ben onları bir düzene sokarım. Zaten kutuya koyarım. Kutuda daha güzel olur. Düzenlemesini yaparız. Bakalım daha neler varmış. Şöyle. Kutunun içine de koyabilirim. Hoşuma gitti. Bakın. Çok güzel. Çaykur Rize. Şöyle göstereyim. Ne kadar güzel değil mi? Çok seviyorum Karadeniz tarafımı. Mis gibi mis. Orası. Her yer güzel de. Evet. Burada da başörtüler var. Şöyle. Bir tane böyle turuncu. Çok güzelmiş. Hemen eşarbımı. Gerçi bu şey boyunluk da olur, eşarplık da olur. Fark etmez. Daha çok. Ben daha çok böyle taktığım için boyunluk yapabilirim böyle. Daha çok işte dediğim gibi kışın böyle aksesuar olarak kullanıyorum bu tür eşyaları. Ama hatıra bunu böyle bir kenara koyacağım. Kesin kullanmayacağım. Arada bir tabii. Videolarımda görürsünüz arkadaşlar. Arada bir video çekmek için. Şöyle. Bu da açık bir. Çok güzel. Rengine bakın arkadaşlar. Cıvıl cıvıl. Ben de böyle seviyorum. Cıvıl cıvıl olmayı seviyorum. Çok güzelmiş. Ben çok beğendim. Gerçekten çok çok beğendim. Çok hoş oldu. Yakıştı. Evet. Çok hoşuma gitti. Çok teşekkür ederim Fırat'cığım arkadaşım. Ama bayağı bir şeyler varmış içinde. Yani ben kitap olarak dediğim gibi tahmin ediyordum en başlardan ama hani bayağı bir şeyler koymuşsun. Bayağı yani. Sadece dediğim gibi o şal bile hani çok o şal ayrı bir şey, ayrı bir güzel. Hepsi ayrı ayrı bir değer. Sadece o bile yeterliydi ama bir sürü şey koymuş. Çok güzeller. Şöyle kalıversin şurada. Çantamda dursun. Bunları ben daha sonra ayarlarım. Çünkü videom uzayınca edit yapmakta çok zorlanacağım biliyorum. Neymiş bu? Işık, light ışık. İkisi bir arada diyor. Hadi bakalım. Bu neymiş böyle? Tersten açıyorum. Hayır, tersten açmayayım. Hemen kutumu şu kenara atayım. Evet arkadaşlar. Burada da kablosu var. Şöyle ışığı var. Çıkartalım hemen içinden. Evet bu şekil. Evet kablolu çalışıyor. Kablosunu takarak ışığını yapıyoruz. Evet bu şekilde. Bir de böyle bir hediye arkadaşlar çıktı. Çok böyle bayağı mahcup oldum. Bayağı bir şeyler var arkadaşlar. Hani çok mahcup oldum. Bayağı da bir şeyler koymuş arkadaşım. Ve son olarak arkadaşlar. Son olarak burada ne varmış bakalım. İlkini şey yapmışım yani dikkatli bir şekilde gelmişim. Getirmişiz. Hani kırılacak şeyler de olabiliyormuş içinde. Evet hem de. Şöyle şu kutuyu şuraya alayım arkadaşlar. Poşeti de şöyle içine alayım. Evet. Şimdi bakalım bunun içinde ne çıkacak. Tabii ben açabilirsem göreceğim de.
Ben açamıyorum. Evet, açamadım. Ay, kase göndermiş bunu. Bunun resimdeki gibi. Bakın meyve falan koyuluyor. İşte sütlaç falan yaparsak, tatlı yaparsak şöyle aslında çok güzel bir kase takımı göndermiş arkadaşım. Ben çok şaşırdım ve çok da mahcup oldum yani. Bayağı bir şeyler var burada. Hani bilmiyorum, çok böyle şaşırdım diyebilirim. Göstermek için uğraşıyor. Kristal. Çok güzel. Çok beğendim yalnız. Çok güzelmiş. Buradaki dolabıma koyabilirim. Çok hoşuma gitti gerçekten. Hani bütün hediyeler ayrı ayrı güzeldi. Şaşırdım. Ve şaşkınım. Bunu da fark ediyorsunuzdur belki ama cidden şaşırdım. Hani her biri ayrı bir sürpriz oldu. Kutuyu açıyorum, ayrı bir sürpriz oldu. Cüzdan ayrı, başörtüler, eşarplar ayrı, şal ayrı, hepsi ayrı ayrı bir sürpriz oldu benim için. Çok mutlu oldum. Dediğim gibi senin gibi güzel bir yüreğe dokunabilmek kadar en büyük bir hediye yoktu. De mutlu bana ki seni kazandım arkadaşım. İyi ki varsın. İyi ki tanımışım seni. Böyle hediyelere hiç gerek yok ama içinden koptu senin. Biliyorum, içinden koptu. Onu ulaştırmak için bayağı bir uğraştım, bana ulaşması için. Bayağı bir uğraştık biliyor musunuz arkadaşlar? İnternet gitti şu bu derken. Sonunda hediye elime geldi. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Kendine çok iyi bak. Yine görüşmek üzere. Çok 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 seviliyorsun. Hoşça kal. Kocaman öpüyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.